Bugün ülkemizi, demokrasimizi hedef alan hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü. Biz Essen Başkonsolosluğu olarak bugün koronavirüs pandemisi tedbirleri çerçevesinde sınırlı katılımlı bir etkinlik planladık. Ayrıca Başkonsolosluğumuzda bir süredir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü temalı bir resim sergisi düzenliyoruz. 5 sene önce bugün hatırlanacağı üzere o menfur darbe hadisesi öğrenildiğinde binlerce insanımız Essen Başkonsolosluğu önünde toplanmış ve sabahlara kadar nöbet tutmuştu. Bu mütakip günlerde de uzun bir süre devam etmişti. Böylece Ruhr Havzası'nda yaşayan vatandaşlarımız, Türk toplumu, Türkiye'ye ve demokrasisine olan inancını, bağlılığını göstermiş oldu. Aynı saatlerde Türkiye'de de ülkemizin çeşitli yerlerinde, Boğaz Köprüsü başta olmak üzere, binlerce, yüz binlerce insan sokaklara dökülüp ülkesine ve demokrasisine sahip çıktı Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesi çerçevesinde. O gece 251 şehit verdik. Binlerce yaralımız oldu. Ben bu münasebetle öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza sağlık ve afiyet diliyorum. İnsanımız, halkımız o gece büyük fedakarlıklar ve büyük kahramanlıklar gösterdi. Bütün dünyanın gözü önünde. Demokrasisine sahip çıktı, ülkesine sahip çıktı. Bunun tüm kesimler için çok önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bir daha böyle bir hain teşebbüste bulunamayacaklarına, buna cesaret edemeyeceklerine inanıyorum. Çünkü karşılarında halkın iradesini gördüler. Umut ediyorum bir daha böyle bir kalkışmayla muhatap olmayız. Bir daha demokrasimizi ve ülkemizi savunmak için bunu yapmak zorunda kalmayız. Ama eğer öyle bir şey olursa tabii ki bütün halkımız buna hiç tereddüt etmeden gerekli cevabı vereceğini o gün göstermiştir. Almanya'da maalesef bu terör örgütünün, FETÖ'nün işbirlikçileri hala rahatça faaliyet gösterebiliyorlar. Alman dostlarımıza bu terör örgütüyle ilgili, bunun gerçek yüzüyle ilgili gerekli bilgileri, izahatları veriyoruz. Temennimiz odur ki müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde gerekli adımlar atılır ve onların buralarda rahat bir şekilde, serbest bir şekilde faaliyet göstermelerinin önüne geçilir.